Önemli olan o. Valer İsmail, senin hedefin ne? Beşiktaş, biz senden, bizim hedeflerimiz bunlar, bizim isteklerimiz bunlar. Valer İsmail de diyecek ki tamam, bununla ilgili bir sunum yapacak. Önümüzdeki sene takım şu oyuncular gidiyor. İşte anlaşabildiğinizi bunlarla anlaşın. Ki seyrettikten sonra, eğer dışarıda olsa seyrettikten sonra işte bilmiyorum, bir de kalsın veya Lerin gitsin yerine, işte bende alternatif şunlar var. İşte oranın bir squad grubu var. Squad grubuyla oturup anlaşırsın. Elindeki alınabilecek alternatifler alırsın. Oradaki değerlendirmeleri yaparsın. O arada sistemi nasıl, dışarıdasın ama başındaki hoca da sana bağlı gibi. Hı hı. Sen bir yerde sportif direktör gibi. İstediğin sistemi de oynatırsın. O arada bakarsın oluyor mu olmuyor mu, gidiyor mu gitmiyor. Belki bir aile anlaşacaksın. Örnek veriyorum. Yani bunları esasında yönetime gelip paylaşmışlardı. Yani Ceyhun kazancıyla paylaşmıştır illaki diye düşünüyorum. Daha doğru olurdu yani, benim tahminim o. Şimdi bir diğer gündem maddemiz malum Mesut Özil'in durumu. Ceyhun'a soracağız. Hani yıldızları idare etmek. Mesut'un durumu tam dünya yıldızı tabii ki ama bir yıldızdan çok iyi bir Fenerbahçeli olarak biliniyordu. Böyle bir süreç beklenmiyordu Mesut'un. Kendisi de beklemiyordu ki. Zaten basına yazılanlar doğru değil. Ne Katar'a ne Birleşik Devletler'e gitmeyeceğim de diyor. Peki ne olacak? Bilmem. Ne olacak? Bırakacak mı? Yani gitmiyor. Bu tarz isimlerle çalışmak zordu. Sen Ortega ile aynı ya, takımdaydın mesela. Ya herkes bunu yanlış... Ortega ile seni bir özdeşleştiriyor hoca yani. Ya yetenekli oyuncuyla iyi anlaşırsınız. Hani karakter olarak sıkıntı yoksa... Tabii. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır zaten, meşhurdur hocam. Yani oyuncuyu idare etmek çok zor değil bana sorarsan. Yani o iletişim çok önemli. Hani ne almak istiyorsun, onun ne verebileceğini düşünüyorsun. O önemli olan o. Ben yaşadım zamanda sıkıntı teknik adamlarla. Hani 3-5 tane sayarım, ismini vermeye gerek yok. Önemli olan iletişimdir. Doğru iletişim, fiziksel olarak zaten aşağı yukarı bütün antrenman modelleri aynı. Yani oyunculara, şimdi bilimi bile var artık, antrenman yükü ayarlama diye bir şey var. Yani belli yaşa gelmiş oyunculara doğru antrenman, ondan verim alabilecek antrenmanı sağlarsın. Ama Mesut'un olayında bence başka bir şey var. Ve onun ne olduğunu ben bilmiyorum. Mesut gibi bir oyuncuyu sadece alınan karar doğrultusunda kadro dışı bıraktık diye bir açıklama olmaz. Altında başka bir şey vardır. Tamam, geçmiş bir kariyeri var da, yani belli bir plan program içerisinde de getirildi Mesut buraya. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hani sadece sebep alınan karar doğrultusunda mı? Ne? Hocaya hakaret mi etmiş? Oynamadı diye trip mi atmış? Öyle demiş ama işte. İşte öyle iddialar. Soyun modasına girerken... Levent abi, bunu da çözersin. Çok zor bir şey değil ki, diyorum ya, iletişim giriyor. Alırsın karşına, anlatırsın. Bak Mesut böyle böyle. Gösterirsin, analizlerini çıkartırsın. Oynadığı maçlarda yaptıklarını gösterirsin. Anlatırsın. Mesut da bunu anlamayacak bir insan mı? Bir hakaret varsa başka bir şeyler vardır işin içinde. Ama kendi ifadesine göre, gelen bilgiye göre, yani saha içi ben form tutarak, oynayarak form tutan bir oyuncuyum demiş. Sadece çalışarak oynamak değil. Yani. Sadece sahaya çıkıp oyuncu yani. Oyuncu oynamak ister Levent abi, doğrudur. Mesut gibi sen bir oyuncu da tabii ki oynamak hayır, ister tabii. Sen de seyrediyorsun senelerdir. Mehmet'le biz takım arkadaşlığı da yaptık. İnsan bazen kendini dışarıdan şey yapamazsın, göremezsin. Bilemiyorsun o an. Bazen izlemek lazım. Hep maçlarımızı izliyoruz ya. Geçen programda da söyledim. Hiç oyundan çıkmayacağımı düşündüğüm maçlarda oyundan çıktım ben. Tepki gösteriyordum teknik adamlarımı. Ama sonra konuşuyorduk. Niye oyundan çıkardın hocam beni? Bak oğlum, bu sebeplerden dolayı. Evet tamam, ben de görüyorum. Buna kanaat getiriyorum. İletişim giriyor işin içine. Hani Mesut bunu söylüyorsa, ya ben oynayarak form tutan bir adamım diyorsa, böyle bir oyuncuyu da kazanmak istersin. Kaybetmek çok kolaydır. Levent abi, bak kadro dışı bıraktım. Gitti. Şu anda güçlü tabii Fenerbahçe. Tabii. İkincilik şansı olduğu için böyle bir kararı alabiliyorsun. İşler iyi gitmese alamaz. Bir de Mesut çıktıktan sonra takım daha da iyi oynayınca. Daha iyi oynayınca, maçı da çevirince. Tabii. Yani dolayısıyla sıkıntı olmaz. Bence ondan dolayı rahatsız takımı bozmasın vallahi, diye bunu söylüyorum. Ama sadece sahip. Ama uzun vadede düşünürse Mesut gibi bir yıldızınız var. 33 yaşında
ve oyun stili, hani durduğu yerden de oynayabilecek bir oyuncu. Kadroda Dışı da var ama lazım. Mesut Arsenal'de de böyle. Kolay vazgeçilmez. Vallahi orada geçen, tabii şartlar farklı ama Şubat ayında yani, siyaset farklı, girdi. Tabii. Şubat ayında çok bir gazetede tam sayfa bir Fenerbahçe analizi okumuştum. Özellikle Ali Koç analizini. O cümleler içerisinde zannedersem Mehmet Aslan yazmıştı galiba. Hı hı. Şey diyor, Mesut ayrılabilir diye bir açıklamaları vardı. Onun yolu mu yapılıyor? Onu söylemekte fayda var. Hayır, yani şey demiş ya mesela Ali Başkan, Ali Koç Başkan. Yani ticaret işlerini bırakması lazım evet. Mesut'un. Pereira döneminde. Sen de oyunculara göre sistem hazırla yap demiş. Evet. O zaten kendi ifadesi o. Çağırdım, konuştum diyor. Yani futbolcularla ilgilen, onları oynayabileceği iş. Peki de Mesut'u kazan dedim. Mesut'a dedim ki diyor, Fenerbahçe'ye daha çok odaklan, özel işlerini bir kenara koy dedim diyor. Evet. Abi olması gereken de o. Diyorum ya, sürekli tekrar düşmek istemiyorum. İletişim çok önemli. Çünkü şimdi 7,5 milyon euro alıyor diyorlar Mesut yıllık. Ya şimdi 7,5 milyon euro verdiğin oyuncuyu saçma sabah salak sebeplerden dolayı kadro dışı bırakmazsın. Maksimum verimi almaya çalışırsın. Çünkü bir maliyet harcamışsın oraya. Sadece sahiçi değil dediği gibi. Yani sahiçinden olacak. O yüzden, bir yani ben durum çok net bilmediğim için sadece hani gündemdeki haber işte oyundan çıktığı için tepki göstermiş. Hatta hakaret edercesine tepki göstermiş. Bana çok doğru gelmiyor. Hayır, bununla ilgili en doğru şeyleri Ahmet Selim Kum söyledi zaten, kendisi ifade ya etti. Ya 3 kere bağlandı bize o gün programda. Tabii kadro dışı evet. Kaldığı gün 3 kere bağlandı evet. Bize. Perde gerisinde anlattı yani. Ben de sordum Ahmet'e, yani tam net nedir Ahmet, anlat. 3 kere üst üste bağlandı. Çünkü evet. O da tam net bilmiyordu. Ben hala sadece bu olduğunu düşünmüyorum. Hani ben sezon sonu tepki gösterdiğinden sebep kadro dışı kaldığını Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Ben de aynı. Benim görüşüm bu. Sözleşmesi devam ediyor mu 2024'e kadar? Fark etmez bir yere. Yok, ben de sanmıyorum. Sanmıyorum. Ya bu kadar Fenerbahçe'yi bu kadar seven, yani kabullenen birini evet. De zaten bir şekilde eğer yol ayrımına gelinecekse Fenerbahçe'ye zarar vereceğini de düşünmüyorum. Belki tekrar İngiltere'ye dönme şansı olabilir. Ya bakıyorsun 4-5 hafta kaldı. Ozan da aynı şekilde. Devre arası aldın Ozan'ı. İngiltere'ye gitti. Devre arası aldın. O da Mesut'la beraber kadro dışı. Evet. O da mesela geç. Oyuna son dakikada girdi diye. O da tepki koymuş yani. Ama döndükten sonra onda çok aynı yerde de kötü oynuyor. İyi, tamam da işte. Oyuncu oynamadığı zaman ya da oyundan çıktığı zaman, çıkmak istemediği için oyuncu tepki gösterir. Hani üzülür. Üzülmüyorsa yani zaten sürücü, tabii. Üzülmüyorsa sıkıntı vardır zaten bir kere. Kabul oynamayan yani. Oyuncu üzülür. Doğaldır bu. Oyundan çıkmak istemeyen oyuncu oyundan çıktığı zaman üzülür. Bunu doğru iletişimle İşte kendi lehine çevirebilir. Evet. Krizin çözdüğü gibi. Evet, bunu öyle. Kendi lehine çevirebilirsin. Evet. Çok kolay değil. Tekrar. O yüzden diyorum, bence başka bir şey var.